MHP lideri Devlet Bahçeli'nin hedefinde ise yine CHP lideri vardı. Kılıçdaroğlu'na Balokçu vekilleri açıkla çağrısı yaptı. Açıklamazsa da suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarını değerlendiren Bahçeli, 15 Temmuz başarılı olsaydı kim Cumhurbaşkanı olacaktı diye sordu. FETÖ'nün siyasi ayağını bulmak vekillerin değil yargının işi dedi. Kılıçdaroğlu'nun bazı sözlerinin suç olduğunu söyledi Bahçeli. Kılıçdaroğlu anayasa ve yasaları çiğnemiştir. MHP muhabirleriyle dün akşam bir araya gelen Bahçeli gündemi değerlendirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu için kurulan inceleme komisyonunun raporunu tamamladığını anlattı. Demiş ki YPG ve PKK bize mi saldıracaktı? Ne demek bu? Sana saldırmayacaksa devleti saldırmasını makul mü görüyorsun? Sonra Kılıçdaroğlu Demirtaş'ın hapiste ne işi var demiş. Doğru. Hapiste ne işi var tiyatro dururken? Orada ne işi var? Sözü çok konuşulan tiyatro fotoğrafına getirdi. Çadır tiyatronuzu ya gidin kandilde kurun. Bu hanımefendiler evde otururken siz zaten bu tiyatroyu oynuyorsunuz. Bu defa Kadir İnanır'la beraber sahnede oynasanız ne olur? O üç masum hanımın ne günahı var? Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'de 120 balokçu vekil var. Açıklamasını hatırlatan Bahçeli, o isimleri başsavcılığa ver. Eğer vermiyorsan biz sana suç duyurusunda bulunacağız. Gel tıpış tıpış bu isimleri ver diyeceğiz dedi. FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarını da değerlendiren Bahçeli, geçmiş darbe dönemlerinden örnekler verdi. 15 Temmuz başarılı olsaydı hükümet kimle kurulacaktı, cumhurbaşkanı kim olacaktı diye sordu. Yurtta sulh konseyi kimlerden oluşuyor görmek için filmi geri çevirip yeniden mi oynatalım? Kim bunlar? CHP'nin içinde varsa çıkartın. MHP'nin içinde varsa hangi partideyse çıkartın. Yoksa CHP'nin kuracağı komisyonun 3 üyesiyle bu iş olmaz. Artık istismarından vazgeçin. Çorbacıyla tatlıcıyla uğraşmayın.